Merhaba arkadaşlar. Samsun'da bulunan bir devlet üniversitesi olan 19 Mayıs Üniversitesi'nin TR-YÖS ile öğrenci alımı belli oldu. Buna göre bakın tabii ki yönergesi var. Uluslararası öğrenci kabul yönergesi var. Madde 8'de bu durumu değerlendirmiş üniversite ve bakın şunu diyor. Şuradan biraz daha odaklanalım. Şunu çizeyim. Birinci yerleştirmeler sadece 19 Mayıs YÖS sınavı sonuçlarına göre yapılır. Tamam. Eğer boş yer kalırsa, senato onaylarsa, yani üniversitenin karar merciği onaylarsa ikinci yerleştirmeler boş kalan yerlere 19 Mayıs YÖS sınavlarına yine öncelik verilerek TR-YÖS ve diğer uluslararası sınav sonuçlarına göre yapılır. Tamam. Eğer bu ikinci yerleştirme sonucunda yine boş yer kalırsa, üçüncü yerleştirme, ona belki üçüncü ek yerleştirme diyebiliriz. Yine 19 Mayıs'ın YÖS sınav sonuçlarına öncelik vererek TR-YÖS, ulusal ve uluslararası sınav sonuçları ve ONO. Nedir ONO? Orta öğretim not ortalaması. Yani lise puanı diyelim ona. Lise diploma notuyla da, yani diploma ile de başvurabiliyorsunuz üçüncü yerleştirmelere. Bu şekilde bir en azından bir fırsat vermiş olmuş diyelim TR-YÖS puanı ile. Minimum puan henüz daha belirlememiş. Belki başvuru ekranında çıkar. Henüz daha başvurular şöyle bakalım, başladı mı? Hayır. Şu an takvime baktığımız zaman 2023-2024 eğitim öğretim yılı başvuru takvimine bakın, bu şunlar tercih başvuruları 15 Haziran'da başladı. Bu normal 3 Temmuz'da bitiyor. Pardon, 27 Haziran'da bitiyor. Başka yere 3 Temmuz yazıyordu. Bu normal 19 Mayıs YÖS sınavı sonuçlarına göre. TR-YÖS ile olan başvurular ise bakın ek kontenjan başvurularına giriyorsunuz. İkinci yerleştirmeye. Bakın 12 Ağustos'ta başlıyor ve 21 Ağustos'ta bitiyor. Buna göre durumunuzu ayarlayın. Eğer bu üniversiteyi düşünüyorsanız, minimum puanlarını henüz burada bulamadım, koymamış. Belki dediğim gibi daha sonra yayınlayabilir. Çünkü daha epey zaman var. Veya başvuru ekranında bazen çıkıyor arkadaşlar. Mesela bazı üniversitelerde bazı arkadaşlar şok olabiliyor. Başvuruda diyor ki minimum 60 istiyorum 100 üzerinden diyor. Eyvah diyor, ben diyor 55-52 almışım. Bu durumlara dikkat etmek gerekir ama sonuçta tekrar söylüyorum. TR-YÖS puanı ile 19 Mayıs Üniversitesi'ne boş yer kalırsa, ki benim kişisel görüşüm her üniversitede boş yer kalıyor. Yani pek hani ilk kişi tercih yapıyor. Onunla açıklanıyor. Boş yer yok da bakın şurada kesin kayıt var. Kesin kayıtlarda gelmeyen çok oluyor. O üzerine boş yer kalıyor. O zaman 12 Ağustos ve 21 Ağustos arasında yine online başvuru linki var. Oradan başvuru yapabilirsiniz. Unutmayalım. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin.